Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma namazı nedir? Cuma namazı müminlere farzdır. Cuma namazında 3 tane vacibiyet vardır. 1. Ramazan bayramındaki olan vacibiyet. 2. Kurban bayramındaki olan vacibiyet. 3. Cuma'daki vacibiyet. Yani 3 ümrenin bir hac olduğu gibi. Peki nedir ki bu cuma namazı 3 tane vacibi kendi bünyesinde toplamıştır? İkincisi, cuma namazını kimler kılar ki bu mutluluğa, bu bayrama çıkmış olsun? Çünkü cuma günü müminlerin bayramıdır. Yahudilerin bayramı cumartesidir. Hristiyanların bayramı pazardır. Ama Müslümanların bayram günü ise haftada cumadır. Cuma kelimesi neyi ifşa ediyor bize? Çünkü C harfiyle Mim harfinin sırrı vardır onda. Cuma. Sessiz iki tane harf vardır. Bu iki harfin sırrı nedir? C harfi cemdir. Neyin cemidir? İnsanlarda ve alemde olan Cenab-ı Allah'ın 3 tecellisinin cemidir. Yani efali ilahiye, sıfat-ı ilahiye ve zat-ı ilahiyenin cemine cem denir. Bu 3 hali taşıyan, bu idraka vakıf olan her kimse kendisindeki mimin sırrında görmesi lazım. Bu 3 tecelliyi kendi mim sırrında görmesi lazım. Peki mim sırrı nedir? Mim sırrı Muhammed demektir. Muhammed'de de 3 tane mim vardır. Bu 3 mimin birincisi hakikat-ı Muhammediye'dir. Baştaki mim, büyük harf. Hakikat-ı Muhammediye'dir. Peki, hakikat-ı Muhammediye deyince ne anlıyorsunuz? Hakikat-ı Muhammediye deyince her şeyi kendi bünyesinde cem etmiş olan bir ağacın teferruatının çekirdeğin içerisinde olması gibidir. Çekirdeğin içerisinde bütün ağaç var mıdır? El cevap vardır. İşte onun için birinci mimdeki olan sır, bütün 18 bin alemi kendisinde cem eden bir çekirdek halindedir. Hakikat-ı Muhammediye. İkinci mim, şeddeli olan mimdir ki 2 ve 3 olmuş olur. İkinci mim Nur-u Muhammediye'dir. Üçüncü mim ise Tavsilat-ı Muhammediye'dir. İşte kendi masarında bu mimlerin idrakı ile o cemi yapan kişi cumaya çıkar. Bu da tenzihi, teşbihi bir yönüyle tevhid yapmaktan başka bir şey değildir. 3 tane vacibiyat var dedik. Vacip bayram demek. Yani bayrama çıkan kişi Ramazan bayramına çıkar, bayram yaparız. Kurban bayramına çıkarız, yine bayram yaparız. Cuma'ya çıkarız, yine bayram yaparız. Peki, Ramazan bayramındaki olan bayram nedir? İkilikteydik, Cenab-ı Hak'la buluştuk. Bir olduk, dostla seviştik, bayramlaştık. Dost bizim Rabbimizdir. Rabbimizle buluştuk, seviştik. Yani biz anladık ki bu ten, bu can ayrı değil. Bir. İşte onun için ikilikte olan bir insan birliğinin idrakına varmışsa o dostla Ramazan bayramında gayriyetlerini atmış. Ramazan demek, kor ateş demektir zaten. Kor ateş gayriyetleri yakar. Şirklerinizi yakar. Cehaletinizi yakar. O saflaşır. Temizleşir. Dostla buluşursunuz. Cenab-ı Hak'la buluşmanızın
karşılığında da mutlusunuzdur. Onun adı da bayramdır. Kurban bayramına gelince, yani ruh birliğine eren bir kişi artık kurban bayramında sıfatlardan tecellisiyle tenezzül eder. Kurban demek kurbiyet demektir. Yani yaklaşmak demektir. Neye yaklaştı? Ruhunuz gözünüzden hakkı görmeye başladı. Kulağınızdan duymaya başladı. Dilinizden konuşmaya başladı. Yani sıfatlardan tecellinin, o ruhun tecellilerinin zevkine eren kurban bayramına kavuştu. O da gene sıfatla zat ne yaptı? Bir oldu. Yaklaştı birbirlerine, kucaklaştılar, seviştiler. Buna da bayram dendi. Üçüncüsü ise cuma bayramı. Cuma'da da vacibiyet vardır. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi cuma'da C ile Mim'in cemi vardır orada. İkisi cemde Muhammed masarınızdan tecelli ediyorsanız o da bayram şeydir. İşte bunun üçüne birden, üç zevki birden burada yapan tenzihi, teşbihi, tevhid yapan cuma'ya çıktı. Cuma günü bayram yaptınız. Şimdi bayram yapabilmek için bu bayramın özelliklerinden bahsedeyim. Cuma günü 4 rekat ilk sünnet vardır. Bu sünnet Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cuma namazının tarifidir. Sünnet Resul Efendimiz yapmış. Ey sahabelerim, ey kardeşler, cuma namazına çıktınız. Şu şekilde cuma namazının 2 rekat farzını kılacağız. Derken o 2 rekatlık farzın sırrını ilk sünnette iki can serveri ifşa etti. Biz onun yalnız taklit kısmını yapıyoruz günümüzde. Halbuki o cuma namazının ilk sünneti, çünkü başında 4 rekat sünnet var, arkasında da cumadan sonra 4 rekat sünnet var. Bu ilk sünnet cumanın 2 rekat farzın izahından ibarettir. Ne izah etti bize? Cuma namazı nasıl kılınacak dedi. Dedi ki Cenab-ı Allah alemde ve alemde Hadid suresinin 3. ayeti kerimesindeki Hüvel evveli vel ahiri vel zahiri vel batın ve hüve bükülü şeyin alim ayeti kerimesine dedi ki evvel ile batın celaldır. Ahir ile zahir cemaldir. Bu insanda bir ten ile bir can halinde zevk edilmelidir. Aslında sizin vücudunuzda Cenab-ı Allah'ın yaratılışında siz bir cuma olarak yaratılmışsınız ama siz bunun idrakında değilsiniz. İşte bunun ibadetini, bunun idrakını 2 rekatlık cuma namazı kılmak suretiyle 4 rekat tecellisini sende bunu izah etti. 4 rekat. Evvel ahir, zahir batın. Evvelle batın celal tecellisi, ruhsal yönünüz. Zahir ile ahir, cemal tecellisi, sıfatlardaki tecellileriniz. Yani bedenseniz, yönünüz. Bu birisi can, birisi ten diyorsunuz ona artık siz. Dolayısıyla böylece bu cumayı kutlayın. Çünkü biz bayram içerisindeyiz aslında. Biz bir bayrammışız. Haberimiz yok. İşte ona biz tenzih, teşbih, tevhid de diyoruz. Tevhid de. Dolayısıyla 4 rekat namazı kıldık. 4 rekat namaz Cenab-ı Allah'ın 3 tecellisinin bu Adem'de ve alemde yüceliklerinin ekberliğinin izahıymış. Ondan sonra Hoca Efendi biliyorsunuz cuma günü 3 ezan okunur. Bir dış ezan okunur. Bir iç ezan okunur. Bir de gamettir. O da ezandır. Evet. Neden 3 ezan okunuyor? Dikkat edersen 3 tecelliden başka tecellisi yok Cenab-ı Allah'ın bu alemde ve Adem'de. Onun için dışarıdakileri davettir ezan zaten. Camiye davet etti. İçerindekilere ezan okundu. Nereye davet ediyor? Hakkata davet ediyor. Bak hakkata var. O da davet oldu. 3. kıyamet ise artık icraata başlayın. İmamla beraber yatın kalkın tek. Manaları 3'ünü de ayrı ayrı. Boşuna bunlar dizilmemiş aslında. Anlatabiliyor muyum? Onun için ne yaptık? Biz cuma namazını kılmazdan evvel
dört rekatlik evvela iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin izah ettiği cuma namazını öğrendik. Sonra cuma namazını kıldık. Tabi minbere çıkıp Hoca Efendi altıncı basamak, yedinci basamağa kadar çıktı. Altıncı basamağa indi. Bazında saatini yaptı. O Hoca Efendi'nin görevi Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vekilidir. O vekil ne yaptı? Bize altın mertebedeki Cenab-ı Allah'ın bu dört tecellisinin izahını yaptı aslında. Veyahut da vaazında saat etti. Ediyorlar da günümüzde. Ama onlar zahir yönüyle ediyorlar bunun diğer yönünü bilmiyorlar. Ondan sonra geldi, kamet getirildi. Artık hakikate girin. İzahımız yapıldı. Bir hal lisaniyle dört rekat sünnet kıldık. Şimdi bir de vaazında saat ettik. Artık burada da yapacağınız hareketlerin yekününü anlattık. İslami vecibeleri anlattık. Şimdi artık İmam Efendi'yi duyacağız. O yat dediği zaman hep beraber yatacağız. Kalk dediği zaman hep beraber kalkacağız. Yani o lider, o önder, o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizler de onun ümmetlerisiniz. Onunla beraber bu tahsil yapın. Ve namazı biraz evvel anlatmış olduğum namazın tahsilini aynı şekilde bir zahir yönünüzün, bir batın yönünüzle, idrakı ile iki rekat imamla beraber namaz kıldık. İki rekatın birincisi celal dedim. İkincisi cemal dedim. İki rekat namaz kıldıktan sonra selamete çıktık. Artık son rekatı, cuma namazının son rekinde ise dört rekatlık sünneti kılmak suretiyle teşekkür ettik. Ya Rabbi bize bunu ihsan ettin. Bize ihsan etmiş olsaydın biz ya camiye gelebilirdik. Bu namazı kılamazdık. Seninle görüşemezdik. Görüşemediğimiz için de bizim bu ibadet ve taatımız da olmazdı. Biz sana teşekkür ediyoruz. Hamd ediyoruz. Bizden bunu tecelli ettin. Bu imanı bize ihsan ettin. Bu yolda ibadet etmemizi sen gücünle, kuvvetin her şeyle bize verdin. Bizi vesile kıldın. Onun için sana teşekkür ediyoruz. Demek suretiyle teşekkürünü yapmak için sonunda da dört rekatlık sünnet kılınır. Teşekkür namazı oluyor değil mi efendim? Son. Teşekkürdür, sünnet işte. Yani şükrani. Burada cuma günü nedir? Dört sünnet evvelden, dört sünnette cumadan sonra sekiz rekat sünnet, iki rekat farz. Başka cuma namazı yok. Bazı yerlerde görüyoruz ki zuhur-u ahir, vaktin son sünneti diye namazlar kılınıyor. Müftülere gidin sorun. Niye kıldırıyorsunuz bunları? Böyle bir şey var mı İslamiyet'te deseniz, canım boş bol namaz kılmak hatam ya, bol bol namaz kılsın. Ya adamın işi var, gücü var, evinde kılsın kaza. Herhangi bir bol bol namaz kılacaksa niye onu kıldırıyor? Yani olmadığını bildikleri halde işte Diyanet'in veyahut da din görevlilerinin yeterli çalışmamalarından mütevellit, yeterli bilgisi olsa dahi uygulayamamaktan ben 30'un gelsin maaşımı alayım düşüncesi var. Yani hoca çok hoca efendiler izinli oldukları zaman cami bile gelmiyor. Şimdi ben buna hocamı derim. Ezan bu hocalık okunuyor, değil. Ezan okunuyor, hoca yok. Hoca yok. Yani bunları böylece değerlendirdiğiniz zaman görürsünüz ki ama siz inanmıyorsanız mutlaka dört rekatlık sünnet kıldığınız zaman iki rekatlık farzın izahı olduğunu bilin. İzahında da dört rekatte celalın Cemal şeyin celal ve cemalin ikişerden evvel ahir, zahir batın olarak bunların tecellilerinin zevk olduğunu bilin. Çünkü o deve gelen kişinin cuma erkeklere farz. Cuma öyle şeylere farz, ikiliklik olan kadınlara farz değil. Ama günümüz Diyanet cuma günü kadınlar da camiye gelirler diyor. Nafile olarak gelsinler, sarhoş çıksınlar veya ayrı bir bölümde namazlarını zaten kılıyorlar. Yani onların da cumaya gitmemizde günümüzde şeysi yok ama hakiki cumadan bahsettim ben. Nafile olan herhangi bir nafileden bahsetmedim. O bakımdan kişi bu şekilde bir cumayı kılarsa cumayı kılmıştır. Yoksa bu cemi yapamamışsa, cem ile mimin sırrına vakıf değilse cuma kılamadı. Ondan sonra da zuhur-u ahir, zuhur-u evvel namazları da cuma günü yok. Bunu da bilin. Neden? Hı. Çünkü cuma günü, cuma vaktinde cuma namazından başka namaz yoktur diyor Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve cuma ezeni okunduğu zaman işinizi bırakın, camiye gidin.
çalışmanız haramdır diyor. Ayet-i Kerime Cuma gecesine geçiyor. Şimdi biz bu emirleri gördüğümüz halde Cuma günü, Cuma vaktinde, Cuma namazından başka namaz yoksa vaktin sünneti farzını iptal ediyor. Öğle namazının farzını iptal ediyor Cuma namazı. Evet. O gün siz ne yapmıyorsunuz? Öğle namazının farzını kılmıyorsunuz. Son sünnet olan iki rekatlık o sünneti kılar mısınız? Ya farzı iptal eden sünneti iptal etmez mi? Evet. Gidin müftünüze sorun, göreceksiniz. Onlar fetva ehli. Onu biliyor, onlar da biliyor. Bilmiyor değiller. Ama yok adam öyle geldi diye kıldırıyorlar işte. Biz Cuma günü iki rekat farz, sekiz rekat sünnetten başka namaz kılmayız. Biz namazımızı kılarız, çıkarız, gideriz. Ötekiler ta sonuna kadar beklerler. Sen de bekleyebilirsin. Tespit çekeceksen veya herhangi bir şey yapacaksan. Tespit çekmeler falan zaten nafiledir. Anlayabiliyor muyum? Onun için Cuma günü 10 artı rekat değil, 10 rekattır. 10 rekatın 8'i sünnettir, ikisi farzdır. Bu şekilde Cuma kılmamız gerekli. Cuma'nın da idrakiyle kılarsanız, Cuma'yı layıkıyla kılmış olursunuz. Ama sen ikiliktesin. Cuma'yı ne yapıyorsun? İdrak etmemişsin. Zaten eğer değilsin ki sen Cuma sana farz olmuş. Farz olmadıysın, sen nafile olarak o Cuma'ya yetişmeye gayret göstersin. Mesela çok tarikat seviyesinde veya toplumdaki avam seviyesindeki insanlar da gecenin kararlılığında saat 2'de 3'te kalkıp teheccüd namazı kılıyor. Niye? Nafile. Gecenin karanlığında kalkıp da uykusunu bölüp bir abdest alması, bir namaz kılması her babayiğidin harcı değil. Evet. Yani adam uykuda mı yanamıyor zaten. Onun için o ibadet hakikaten o kişide bir vuslat aldırır. Ama teheccüd değildir o. Çünkü ayet-i kerime diyor ki ya Muhammed yalnız sana mahsus olmak üzere gecenin bir hıfzında kalk, teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmudu ihsal eder. Demek ki makam-ı mahmud dediğimiz ahadiyet mertebesine lütfedecek. Zaten onun o, sahibi oranın o. Makam-ı mahmud. Onun orası. O bakımdan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan bir teheccüd namazını kılıyorsa, kendisi Muhammed olursa kalabilir. Ama Muhammed'i olamamışsa bu namazı da kılamaz. Kılamadığına göre o onu arzu ediyor. Ediyorsa kılsın. Yoksa o namazı da kılamaz. Yani şunu demek istiyorum. Bir erkek erliğini bulmamışsa, bir cumaya gidiyorsa cuma namazına, cuma namazının hasletlerini öğrenmek için gitmelidir. Mutlaka gitmelidir. Yoksa bana nasıl olsa ben kadınım, ikilikteyim. Cuma namazı da bana farz değil, ben de Cuma'ya gitmeye vereyim. Zaten insanların çoğu kendine göre uyduruyorlar İslamiyet'i. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mendupları atıyorlar, sonra müstahapları atıyorlar, sonra sünnetler atıyorlar, sonra vacibi atıyorlar, sonra da farzı attım, bitti olmuş zaten. Kadınların terörüye gitmesi caiz mi? Terapiye gitmeleri şimdi caiz. Niye caiz olmasın? Terapi nafile bir ibadettir. İbadet ve taat yapmak kişi nafile ibadetler yapmasında hiçbir mahsur yoktur. Camide kılmaları. Camide kılmaları vaaz nasihat dinlemek için gidiyorlarsa çok güzel. Ama evine aparlığı çektirdi dese, evde vaaz nasihat ediyorsa o zaman o evinde de dinleyebilir onu. Efendim bir de cenaze namazını anlatsam.